Şenay Çitim'de bir nefes programına hepiniz hoş geldiniz. Bu ay Barış Hoca'dan sözünü almıştık. Yine İzmir'de ortopedi doktoru Barış Hocamızın yanına geldik. Geçen ay omuz sağlığından bahsetmiştik. Bu ay diz problemlerini konuşuyor olacağız. O yüzden yaşlı hastalarımızı, kilolu ve diz problemi çeken hastalarımızı ekranları başına bekliyorum. Barış Hoca'yı dinlemek üzere. Barış Hocam Özel Sadağ Hastanesi'nde ortopedi uzmanı Barış Gültekin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sayın hocam, yürürken çok zorlandığımız bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Hayat standartları hastalarımızın çok azalıyor. Bu dizlerde kireçlenme nedir? Neden oluşur? Evet, dizlerde kireçlenme günümüzün moda hastalığı. Aslında kireçlenme birçok eklemde oluyor. Parmak ekleminden ayak parmağına kadar her yerde oluşabilmekte. Dizde olması tabii yürümemizi ve hareketimizi etkilediği için daha ciddi sıkıntılara yol açmakta. Yalnız ben bir parantez açmak istiyorum. Kireçlenme deyince benim aklıma bir çaydanlığın içindeki o beyaz tortular geliyor. Ve insanlar hani kireçlendiğinde, örneğin 70 yaşında bir senaryo kuruyorum, 70 yaşında ağrıyan bir teyzeye yürü de kireçlerin açılsın diyor. Tabii bu doğru değil. Yürümek tabii ki faydalı bir şey ama bu ağrı olmadan daha genç yaş grubunda yapıldığında faydası olan bir şey. Artık kireçlenmiş ileri yaşta ağrıları olan bir hastaya yürümek bir tedavi değil. Onun tedavisi tabii ki yapılacağı egzersizler var ama yürüme dışında mesela bisiklet, yüzmek ya da yoga, pilates gibi ekleme yük bindirmeyen hareketlerle bunları aşabiliriz. Kıkırdak dokusu vücudumuzun gerçekten çok özel bir dokusu. Doğumda elde ettiğimiz kıkırdağı ölünceye kadar korumamız gerekiyor. Çünkü kıkırdak dokusu yenilenen bir doku değil. Hasarlandığında fibroz kıkırdak dediğimiz çok daha yumuşak, daha zayıf bir dokuyla iyileşebiliyor. O bakımdan kıkırdağımızı ve dizlerimizi de çok iyi korumalıyız. Hocam, sizi sosyal medyadan takip ediyoruz sıkça. Hastalarınızı da görebiliyoruz. Bu son zamanlarda dizde kireçlenme olan vakalarınız giderek arttı. Bunun nedenleri nelerdir? Sizce de arttı mı yoksa eskiden olduğu gibi hep fazla mıydı bu vakalar? Evet, kireçlenme olguları arttı. Tabii bunu bir şeye bağlamak lazım. Bir, artık insan ömrü uzuyor. Eskiden birçok hastalıktan ölümler olurken artık bunların çözümlerine bağlı insanlar daha uzun yaşamaya, daha uzun sağlıklı yaşamaya başladı. Buna bağlı, yıpranmaya bağlı kireçlenmeler arttı. İkincisi, modern çağın getirdiği az hareket ediyoruz. Çok güzel arabalarımız var, çok güzel ulaşım araçlarımız var ama biz az yürüyoruz, az hareket ediyoruz. Bu gibi nedenler herhalde bu kireçlenmenin nedenleri. Arttırdı diyorsunuz. Evet. Peki hastalar size yürüyüş zorluğu dışında nelerle, hangi şikayetlerle başvuruyor? Nedir bu hastalığın belirtileri? Evet, en önemli belirtisi ağrı. Özellikle biz burada ağrıyı tanımlamaya çalışıyoruz. Ne zaman ağrıyor? Gece ağrınız var mı? Her gün ağrı kesici içiyor musunuz? Merdiven inerken, çıkarken, yokuşta ağrılarınız var mı? Bizim için en önemli bulgu burada dizde ağrının olması. İkincisi, hareket kısıtlılığı. Hatta hastalar çok iyi tarifler, dizimden kıtır kutur sesler geliyor. Evet, özellikle merdiven inmenin ne kadar zor olduğunu söylerler. Hep insanlar çıkmak der ama aslında merdiven inmek, bu kireçlenmenin ilk başında en sık bulgudur. Çünkü inerken ayağımızı attığımızda bütün ağırlığımız da diz kapağına yüklendiği için hastalar inmekten daha büyük şikayet ederler. Yani ağrı, hareket kısıtlılığı ve eklemden ses gelmesi en sık bulgular. Peki bu kireçlenmede diz bölgesinde herhangi bir şişlik falan görüyor muyuz? Ödem oluyor mu? Yoksa herhangi başka bir sıkıntı bulmuyor muyuz dışarıda? Şöyle, kıkırdak hasarlanmaya başladığında vücut iyileştirmek için aslında daha fazla sıvı üretmeye başlıyor. Yani o bölgeyi tamir etmeye çalışırken daha fazla sıvı üretiyor ve işte dediğiniz gibi biz onu dizde şişlik olarak görüyoruz. Doğru. Peki bu hastalığın ilaçla tedavisi var mı? Yani sadece ağrı kesici versek bunları kontrol altına alabilir miyiz? Evet, ağrı kesici tabii semptomatik dediğimiz, yani kısa süreli bir tedavi. Yaklaşık 6-8 saat hastayı rahatlatır. Kireçlenmenin tedavisinde şu an yeni kullandığımız ilaçlar, bazı ajanlar var. Yani halk arasında çok duyuluyor aslında bu kolajen takviyeleri, yumurta kabuğu zarları, glukozamin, kondroitin sülfat, MSM dediğimiz gibi bazı ilaçlar, bazı ajanlardan faydalanabiliyoruz. Tabii bir de benim bilmediğim, aynı zamanda halk arasında çok şey yapan çınar yaprağı, bamya tohumu, belki duymuşsunuzdur. Hani onlara tabii çok hakim değiliz ama diğer ajanlardan medikal olarak yararlanıyoruz. Peki bunların uzun süreli kullanımlarında mı faydasını görüyoruz yoksa hastanın işte 1-2 ay kullanması yeterli oluyor mu? Özellikle bu şikayetlerinin çok açığa çıktığı dönemlerde kullanmasını öneriyoruz. Genelde de hastalara hep şunu deriz, 3 ay iç, 1 ay ara ver, dinlenme şeklinde kullanmasını öneriyoruz.
Peki o fayda olmazsa bu sosyal medyada en çok gördüğümüz bu PRP dediğimiz kök hücre neyse bu sizden şimdi öğreneceğiz ama onu mu denemeye çalışıyoruz? Evet, ilaçlardan yanıt alamazsak bir sonraki aşama iğnelere geçiyoruz. Hı-hı. Bir basamak tedavimiz var aslında. Hemen ameliyat demiyoruz kesinlikle. Hı-hı. Egzersiz, ilaç, iğne geçmezse ameliyat. Hı-hı. Şimdi iğne aşamasında PRP en çok günümüzde şey. Hemen hemen her yerde uygulanan, her branşın uygulamaya başladığı bir tedavi. Burada hastanın kanı alınıyor. Bir santrifüj işleminden geçilerek o serum kısmında trombositlerin üzerine bulunan büyüme hücreleri elde edilip Hı-hı. bunlar ayrıştırılarak hastaya hasarlı olan ekleme enjeksiyon yapılıyor. PRP'deki amacımız bir rejenerasyon yani yenilemeye çalışması işlemi. Aslında PRP'yi kök hücre olarak halk arasında geçmekte ama evet. o biraz farklı bir tabir. Normalde kök hücre PRP değil. Aslında PRP daha çok bir serum diyebiliriz. Kök hücre insanlarda daha önceleri belli bir yaştan sonra yok olduğu düşünülmüş. Fakat yaklaşık 10 yıl önce bir Japon cerrah yağ karın bölgesinde aslında fazlalık olarak düşündüğümüz göbeğimizde yağ hücrelerinde çok ciddi bir stem cell yani kök hücrelerin olduğunu tespit etmişler. Ve bu şu an yapılan işlem hastanın karnından liposuction gibi bir yöntemle yaklaşık 100 cc yani bir yarım bardak, bir bardak bir yağ dokusu alınıp bir filtrasyon işleminden geçirilip kök hücreler elde edilip aynı şekilde diz eklemine uygulanmakta. Gerçek kök hücre işte bu yağ hücreden elde edilen şey. Şöyle bir tabir var. Onu çok hoşuma gidiyor. Söylemek isterim. PRP diz eklemine bir ekmek vermekse yağ kök hücre tedavisi ise bir ekmek fırını açmak gibi bir tabir. O kadar farklı. Ama evet. bunu çok fazla yapmıyoruz galiba değil mi? Şu biraz an daha zor. Biraz daha yeni yeni geldi. Tabii Hı-hı. bir ameliyathane ortamı gerekiyor. Hastanın karnından yağ alınıyor, işlemden geçiriliyor. Tabii burada doğru hastaya bunları uygulamak lazım. Dizi çok ilerlemiş. Atıyorum 75 yaşında Hı-hı. çok ciddi kireçlenmesi var. Dizinden sesler geliyor. Hani bu insanın kök hücre tedavisinden fayda görmesi daha az ama 40 yaşlarında ağrıları daha yeni başlamış ya da günlük yaşantısını etkileyen ağrılarda kök hücreden çok daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Peki biz bu hastalarda cerrahi tedavi ne zaman yapalım? Bunun belli bir yaşı var mıdır, bir süresi var mıdır? Yoksa buna sizler cerrah olarak kendiniz mi karar veriyorsunuz? Eskiden 65 yaşından sonra, 70 yaşından sonra ameliyatlar derdik. Fakat günümüzde genç yaşta o kadar ciddi kireçlenmeler, o kadar ağrılı tablolar görüyoruz ki artık ameliyatın yaşı değil de hastanın kliniği ve röntgenleri, hatta hastanın öncelikle kliniği. Ciddi ağrı varsa, hareket zorluğu varsa hemen hemen her yaşta yapıyoruz. Mesela romatolojik hastalıklara bağlı 30 yaşında bir çocuğa bile, insana bile protez yapılabiliyor. Çünkü romatoid artrit eklemi çok ciddi anlamda hasarlayan bir hastalık. Peki cerrahi tedavide neler yapıyoruz hocam? Cerrahi tedavide tabii en çok halkımızın bildiği protez cerrahisi yapıyoruz. Protez tedavisi son 20 yılda ortopedinin gerçekten çok başarılı olduğu bir cerrahi. Bu tedavide hasarlı olan kıkırdak dokusu tıraşlanarak yapay bir eklem yerleştirilmekte ve hastayı hemen ayağa kaldırıp yürütme şansımız oluyor. Yani ameliyatı yaptığımız ertesi günü hiçbir alçıya almadan, herhangi bir cihaz almadan direkt üzerine basıp yürütebiliyoruz. Yürütebiliyoruz. Peki cerrahi sonrası hastalar kaç gün hastanede kalırlar? Genelde 3 gün bir tedavi hastanede gerçekleşiyor. 3 gün yeterli oluyor. 3 günden sonra taburcu edebiliyoruz. Fizik tedaviye hemen başlayacaklar mı? Fizik tedavi de genelde dikişleri aldıktan hemen sonra, hemen o da yaklaşık sonra. Bir 10 gün oluyor. Peki bu protezler birçok olduğunu duyuyorum sosyal medyada da. Yarım protez, tam protez. Bunları neye göre seçiyoruz? Herhangi birbirinden farkları var mıdır acaba? Evet. Yarım protezler dizimizin 3 bölgesi var. Uyluk kemiği, kaval kemiği ve diz kapağı bölgesi. Kaval kemiğinin iç ve dış kısmı olarak ikiye ayırıyoruz. Aslında en çok yükü taşıyan kısım iç kısım. Eğer sorun sadece iç kısımdaysa ve dış kemikte herhangi bir sorun yoksa iç kısmı değiştirebiliyoruz. Buna yarım protez diyoruz. Tabii burada çok ciddi anlamda seçici olmak lazım. Doğru hasta, doğru hasarlı bölgeyi saptayıp ona göre ve tabii çok kilolu hastalarda bunu uygulayamıyoruz. Bunların sonuçları o kadar iyi olmuyor. Bu şekilde uygulandığında yarım protez daha kısa hastanede yatış, daha çabuk ayağa kalkma, daha az kesi, daha az yara avantajı var. Ama
Özellikle ileri yaş, kilolu ve ciddi anlamda her üç yerde, kapakta, uylukta ve kaval kemiğinde kireçlenme varsa total protez dediğimiz hepsini değiştiriyoruz. Tam protez yapıyoruz. Peki kapalı diz ameliyatı yapmak mümkün mü bu protez cerrahisinde? Tabii kapalı diz ameliyatı deyince yani artroskopiler daha çok menisküsten hatırlarsınız yırtıklarda kullandığımız bir tedavi. Bunu aslında protez kireçlenmelerde de uyguluyoruz. Özellikle genç hastalarda yeni başlayan kireçlenmelerde eklemi rahatlatmak, belli bölgelerdeki kıkırdaktaki hasarları temizlemek, onarmak için kapalı ameliyat uygulanabiliyor. Ya da çok ileri yaşta kireçlenmiş fakat protez cerrahisini kaldıramayacak hastalarda da aynı şekilde hastayı rahatlatmak, eklemde birikmiş litik enzimleri uzaklaştırmak ve kireçleri temizlemek için kullanabiliyoruz. Peki bu protezlerin ömrü ne kadardır? Yani bir hastaya takıldığında artık ölene kadar onunla beraber gider mi? Yoksa belirli bir süresi var mı? Evet, bu da hastalarımızdan en çok gelen sorulardan biridir. Protezimin ömrü ne kadar? Bir daha değişmesi gerekecek mi şeklinde. Normalde bir protezin doğru yapılmış ve iyi kullanılmış bir protezin ömrü 20 yıldır. 25 yıl olanlar da vardı ama 20 yıl diyelim. Burada iyi kullanmak gerçekten önemli. Yani hastanın kilo almaması, kilo vermesi, hastanın düşmemesi ve belli ani zorlayıcı hareketlerden kaçınması protezin ömrünü kesinlikle artırır. Bir de çok duyduğumuz bir konu var. Vücudumuz bunu kabul etmemesi gibi bir şey var mıdır acaba? Yoksa bu halk arasında öyle söylenen bir durum mu? Yani burada tabii şeyi ayırmak lazım. Enfeksiyonu ayırmak lazım. Genelde enfeksiyonu kabul etmediği gibi algılanabiliyor. Tabii ki bu her zaman karşılaşılabilen bir şey. Fakat oradaki metallerin alerjik yapıları artık çok minimalize edildi. Hani kabul etmemesi gibi bir şey hemen hemen çok az, binde bir, on binde bir diyebileceğim bir sınırlara düştü. Pekala. Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim Barış Hocam. Bize bu aydınlatmaları yaptığınız için. Değerli Şenay Çitim'de Bir Nefes izleyicilerim, görüyorsunuz ki omzumuza, dizimize oldukça iyi bakacağız. Eğer ola ki bir problemimiz olduğunda uzman ellerde bir ortopedi uzmanına mutlaka başvurmanız gerekir. İzmir Özel Sadağı Hastanesi'nden Barış Gültekin Hoca ile beraberdik. Bir sonraki programda yine aynı gün ve aynı saatte sizlerle buluşmak üzere, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.